Merhabalar, bugün konumuz motor yağının köpürmesi. Yani yağ kapağını kaldırdığınızda alt kısmında kremimsi, tahin, kahverengi tahin renginde köpükleşme, kremimsi bir katman oluşması. Bunların nedenleri ve nasıl çözüleceğine dair merak ettiklerinizi hazırladığımız videomuzda bulabilirsiniz. Aracınızda böyle bir sorun varsa sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Motor yağının köpürmesi olası bir şey değildir. Motor yağı köpürmez. Keza motor yağında tahinimsi, köpük, kremimsi katmanlar oluşmaz. Ekranda bir fotoğraf getireceğim şu an. Bu tarz bir görüntü varsa şu an ekranda olduğu gibi yağ kapağının altında ya da yağ çubuğunuzda bu veya buna benzer durumlarla karşılaşıyorsanız aracınızda bir arıza var demektir. Bu arızanın nadir birçok sebebi var ama asıl, yani tüm sorunların %70-80'inde görülen asıl sebep silindir kapak çontasıdır. Örneğin yağ soğutma, bazı araçlarda yağ soğutma bulunmuyor. Bulunan araçlarda yağ soğutmaların %60-70'i havayla yağ soğutma oluyor. Sıvı destekli yağ soğutma bulunan araç sayısı piyasada çok az. Hani bu tarz nadir durumlarla da bu köpükleşme vesaire görülebilir. Yani motor yağına su karışması görülebilir. Zaten bu köpükleşmenin tahin kıvamında katmanın sebebi yağın içinde su olmasıdır. Bu tarz nadir durumlar olabilir. Biz genel geçer duruma odaklanacağız. Nadir durumları da tabii bahsedeceğiz. Ama büyük ihtimalle silindir kapak çontası kaynaklı olması son derece kuvvetli bir ihtimal diyebiliriz. Peki ne oluyor da yağı bu şekilde köpürtüyor silindir kapak çontası arızası? Motor bloğunuzun içinde antifrizinizin hareket edeceği bir boşluk bulunur. Bir soğutma suyu kanalları bulunur. Bu kanallar sayesinde motorunuz soğutulur. Motor bloğu ve silindir kapağı arasında su kanallarını birbirine bağlamak için de ve bu bağlantıda sağa sola motorun içine suyun taşmaması ve karışmaması için de bir arada bir conta kullanılır. Buna da silindir kapak contası diyoruz. Silindir kapak contası zamanla metal yorgunlukları, eskime ya da hararete bağlı hasar nedeniyle arıza yapabilir, yani görevini yerine getiremez. Bu durumda da soğutma suyuna yağ, motor yağına da su karışacaktır. Yağın içinde su olması yağın köpürmesine neden olur. Ayrıca motor yağında su olması motor yağının kıvamını bozacak, kremimsi katmanlar oluşturacaktır motor yağının ulaştığı çeperlerde. Bu durum tabii ki motor performansınızı etkileyecek. Çünkü motor yağı ile birlikte yanma odasına, yani ateşlemenin gerçekleştiği ya da sıkıştırmanın gerçekleştiği odaya da sıvı girişi olacağı için aracınızın performansında da bir düşme bununla beraber yaşayabilirsiniz. Ayrıca motor yağının içinde sıvı olması motorunuzun tam olarak aşınmalara karşı koruyuculuğunun azalması anlamına geliyor. Motor yağının özelliği içine sıvı girmesiyle birlikte kaybolmaya başlar. Tam olarak koruyucu olmayan bir motor yağı da içerideki sürtünmeye bağlı parçaların hepsinde bir aşınma meydana getirir. Bu durum bu şekilde araç kullanmaya devam ettikçe arta ve geri döndürülemez noktalara kadar ulaşılabilir. Bu yüzden böyle bir sorunuz varsa mutlaka ihmal etmemenizi ve tamir ettirmenizi tavsiye ederiz. Bu aşınmalar motorunuzun normal beklenenden önce motor arızaları, örneğin yatak, örneğin piston, sekman arızaları gibi ya da itici arızaları gibi arızalar vermesine daha müsait, daha yatkın hale getirir motorunuzu. O yüzden böyle bir sorunuz varsa ihmal ettirmeyin. Sadece conta değiştirerek kurtarılabilecek bir arızayı daha da büyütmenize neden olabilir aracı bu şekilde kullanmak, ki zaten ekstra yakıt tüketimi ve performans kaybı da size her kullandığınız zaman hanenize eksi bir maliyet, eksi bir kayıp olarak yazmaya devam edecektir. Böyle bir durum varsa birkaç ekstra kontrol noktası daha var. Onlardan da bahsederim. Örneğin genleşme kabınız, örneğin radyatör hortumları, egzoz vesaire. Eğer ekranda az önce gördüğünüz gibi radyatör yağ kapağında kremimsi, kahverengi, balçık tarzı bir kalıntı, bir yapı, motor yağınızda köpükleşme varsa bu kısımları da kontrol ettirmenizi, hatta kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bu kısımları kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Konumuzun sonuna geldik. En sık sorulan soruları, nedenleri ve yapılması gerekenleri sizler için sıraladık. Kısa tutmaya çalıştık. O yüzden hala aklınıza takılanlar varsa, aracınızdaki yaşadığınız arızaları, sorunları bizlere sormak isterseniz aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak sorularınızı hızlıca bize her zaman iletebilirsiniz. Sorulan sorularda topluluğumuza katılan üyelerimizin soruları günlük olarak cevaplanmaktadır. Harici olarak abonelerimizden gelen soruları da tabii ki cevaplamaya gayret ediyoruz. Hem daha hızlı cevap almak isterseniz hem de bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz topluluğumuza katılabilir, videomuzu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.